Kocaman mı oldun sen? Sen kocaman mı oldun? Allah Allah! Vallahi öldürürüm ha seni. Çok güzelsin lan. Oy 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 oy. Seni gidi şerefsiz seni. Sen ne yapıyorsun burada? Bu da çok güzel. Selamın aleyküm arkadaşlar. Size e, uzun süredir ya şu evin son halini. Tabi bu o video değil de. E, ekipmanlarımın hangi aktif kullandığım ekipmanlar var. Böyle bir sürü sorular geliyor. Abi hangi klavyeyi kullanıyorsun? Hangi monitörü kullanıyorsun? Falan. Böyle görgüsüz gibi onları çekeceğim. Ama kahvemi yapıyorum. kahvem olsun. Şu size şu normalde arka taraftan izlediğiniz. Yani beni genelde şöyle görüyorsunuz şu açıdan görüyorsunuz. Ben size bu açıdan detaylı neler kullandığımı anlatacağım. Nefesim bitti lan niye böyle oldu? Oh. Bu arada video hiç montaj atmayacağım. Doğal dümdüz video. Yani bu böyle doğallıktan yan olduğumdan değil üşendiğimden yani. yani montajla falan uğraşmayacağım. Size iki tane bilgisayarımın. Ama böyle şey yapacağım yani nasıl diyeyim. İşte arkadaşlar e, şunun overclock'u böyle oldu falan diye anlatmayacağım. Sadece ekipman tanıtımı, neler kullanıyorum, hangi ekipmanlarım var, performansından memnun muyum? İşte ne bileyim mikserim ne, sallıyorum klavyem ne, sallıyorum stream'de kim ne bunları göstereceğim size hızlı hızlı. Hem sohbet muhabbet ederiz hem yorumlarız hem de bu tarafta neler oluyor. Yani beni izlediğiniz yerin arkasında ne var onu bir görmüş oluruz. Şimdi şöyle uzak ama bak çok güzel durmuyor mu ya maşallah. Allah size de böyle sistem nasip etsin. 2 sene önce pardon 3 sene önce yayıncılığa başladığımda vay lan milletin ekipmanlarına bak amına ah, koyayım falan diyordum. İşte şans. Başarınca oluyor ya da ne bileyim şansım artık çalışmamı. Şu kahvemi mi koyayım da. Fıcı 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 Abicim makineden kahve mi yapalım? Bu kadar güzel yapıyor ki çok ilginç bir şekilde. Yani bu normalde su temas etmemesi lazım ama umurumda mı? No. Tamam yeter. Şimdi kahvemizi alıp bilgisayarın başına geçebiliriz. Pişt. Ta ta tam 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 ta ta tam tam. Ne kadar güzel video değil mi ya yayın gibi? Arkadaşlarım, güzel kardeşlerim. Öncelikle e, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, koronasız güzel sağlıklı günler diliyorum size kendimi çekmeyeceğim perişan haldeyim bütün gün evi temizledim bahar temizliği yaptım resmen şuraya bak <laughs> süpüreceğim diğer şeyi oraya yığdım o geçen gün bir yayında sinirlendiğimde sandalyeye vurmuştum ayağı kırılmış bu kafesi birine vereceğim hediye edeceğim bunu aldım spor yapacağım diye hala kullanmadım yani evde böyle o kadar gereksiz eşya var ki artık sinirlenmeye başlıyorum bu duvarı görmeyenler var mı? yoktur herhalde artık. Evet öncelikle ekipmanlarım A kısmı. Bir de içeride bir bilgisayarım daha var. Onu siz bilmiyorsunuz. O benim böyle VPN açıp takıldığım bilgisayar. Eskiden laptoptu. O laptop burada şimdi. Oraya ben bir setup daha kurdum. Hatta yeni yayın bilgisayarımı test ediyorum orada. Görüntü bu. Ben biraz görsel şölen seviyorum biliyorsunuz. Işıklar aldanmayın. Buradaki ışıklar Philips'in hüveleri. Ama orası geçici duruyor. Genel görüntü bu. Ee, zaten bütün hayatım burada geçiyor. Lan otur, kalkıyorum sabah oturuyorum. Gece uyuyana kadar buradayım. Bir yayın yap, bir iş güç uğraş falan. Fatura matura vergi, carçur, şirket işlerinde arkadaki bilgisayarda yapıyorum. İşin geyi de bu arada VPN muhabbeti. Gelelim burada niye 3 monitör, niye böyle eşek gibi televizyon var ha? Şimdi e, aslı durum şu içeride projektör, al, projeksiyon muydu lan neyse alınca onu bu boşa çıktı. Ulan bir yere koymam lazım yani para vermişim. Geldim buraya koydum. Yayın bilgisayarına bağlı. Görmüş olduğunuz gibi iki tane bilgisayar var. Kardeşim niye iki bilgisayar kullanıyorsun diyenlere, bilmeyenlere. Bu oyun bilgisayarım, bu yayın bilgisayarım. Hatırlarsınız bunu. Fenix daha 300 500 izlendiğim zamanlar bana kaset içi parçaları aynı değil de ama hala Fenix yazıyor zaten orada o kasa. Bu yayın bilgisayarı oldu. Bu da oyun bilgisayarım zaten standart kullandığım. Şimdi Inventus bana oyun bilgisayarıyla Yayın bilgisayarı daha yaptı ama onların görseli böyle değil ee, daha ufak daha minimal daha güzel soğutsun diye böyle daha temiz bir çalışma yaptık ama şu e, e, zevki yaşatmıyor bunu sebebi inventus değil benim bu arada öyle olmasını istedim bu sebeple de bazen böyle diyorum ulan acaba bir gaza gelsem de parçaları değiştirsem mi diye ama yok ya uğraşılmaz bir de onlar 4 gün 5 gün test yaptılar. Sonra 3 e, tane monitörüm var. Yani oyun bilgisayarıma bağlı 3 tane monitörüm söz konusu. Zaten ana oyun monitörüm buradaki. Sağdaki ve soldakiler genelde... Kardeşim ne yapıyorsun? Kıçını bize döndün ya. Ne yapıyorsun o? Allah Allah. Git lan. Gel bir öpeyim. E, soldakinde genelde böyle discordtu, Miscord'du, Jart'tı, Jurt'tu, Chat'ti falan böyle her yere bir şey koyuyorum. Sağdakinde de... Ee, ne bileyim işte dashboard açık oluyor YouTube'dan bir şeyler önce kontrol edip bu tarafa alıyorum gibi gibi bir şeyler. Burada da sponsor, sponsorumun logosu sanki bilerek entegre etmişim gibi. Ulan kameranın şarjı bitti. Her neyse tam olarak şunu söylüyordum. Sizin izlediğiniz yayınların sol üstünde benim sponsorlarımın logoları var ya onları dizayn ediyordum. Bu sebeple de tam burada kaldı. Hatta bak böyle bir sürü firmayı yapıyorum. Öyle MSI vesaire. Ee, gelelim konumuza. Şimdi biz burada oyunumuzu oynuyoruz, video izliyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ama siz görüntüyü aslında buradan izlemiyorsunuz. Capture Card aracılığıyla buradaki görüntüyü buraya aktarıyoruz. OBS'e veriyoruz ve bu sistemi daha doğrusu bu sistemi hiç zorlamadan yayını vermiş oluyoruz size. Çift PC'nin olayı o. Hani bilmeyenler için çok diyorum ya böyle yayıncılık nasıl yapılır, nasıl yayın bilgisayarları kuruyoruz. Olayı değil bu video aslında. E, bu şekilde görüntü aktarım yapılıyor ve yayın bilgisayar yani şu görmüş olduğunuz kasaya dokunmuyoruz bile, dokunmuyorum bile. Normal aç kapat yani bu kadar. OBS çalıştırıyor sadece. E, buradaki olay farklı. Şimdi ekipmanları en soldan başlayacağım. Kameram ne, cart ne, curt ne hepsini hızlı hızlı geçiyorum. Burada iki tane ışığım var. Bu Elgato'nun Keylight Air ürünü. E, telefondan kontrol edilebiliyor. Birazdan gösteririm. İstediğiniz tonlamayı beyaz, sarı işte farklı tonlar verebiliyorsunuz. Ee, kuvvetlendirip azaltabiliyorsunuz. Bu olmazsa olmaz. Yani normalde öncesinde kendi yaptığım ışıkları kullanıyordum ama e, bu daha profesyonel oldu. Daha düzgün ışık veriyor. Çünkü DSLR kamera kullanmaya başladım. E, bunun kendi mountları var. Böyle kıskaçlı çevirdiğiniz zaman yukarı aşağı indirilebiliyor. Hatta ve hatta bak şurada vardı. Bak Multi Mount Flex Arm Kit diye bir şey var. Bunu eğer bağlarsanız istediğiniz gibi istediğiniz açıya kameranızı veya ışığınızı ya da mikrofonunuzu ne ekipmanınız varsa uzatıp bir yerlere çekiştirebiliyorsunuz. Bunun mevzusu bu. Bunu daha kurmadım. Kuracağım bir ara inşallah. Şu an gerçi çok da gerek yok ama ekstra bir ekstra bir kamera falan takarsam veya farklı bir ışık onu kullanırım. Bundan iki tane var. Masaya monteli. Sağlam. Alttan çok güzel sıkıştırıyorsunuz. Kediler mediler var ya benim. Deviriyorlar. Bakın meşhur mikserim. Ee, bu kedinin sürekli çıkıp devirdiği. Ne yazık ki bu devrilip USB'den koptuğu zaman bilgisayarı restart atmadan yerine gelmiyor. O tarafa geleceğim. Ee, bir ışığım orada var. Yine e, Keylight Air aynısından. Bunun yalnız standart ayağı var. Yani ağır bir zemini var onun. Masaya montel Zaten dipte diye öyle bıraktım. Bu kablo cümbüşünü yapacağım. Oh! Ulan var ya katana gibi girdi şu eşek. Oh. <laughs> Neyse. Ee, ne diyordum lan? Ha buradaki kablo görüntülerini minimuma indirmeye çalıştım. Hatta şöyle alttan göstereyim. Şuraya bakar mısınız? Bak her yer kablo. Her yere e, plastik kıskaçlarla kelepçelerle tutturmuşum. Prizler mirizler. Mecbur. Yani başka türlü olmuyor. Aslında bunlara kapalı kutu falan yapmak lazım. İki ışığımdan bahsettim. Gelelim kameraya. Benim en büyük epic fail'ım diyebilirim bu. Bu kamerayı ben tekstille uğraştığım zaman Nikon D800 bu. Tekstille uğraştığım zaman bütün çekimleri kendim yaparım. Hatta modelliğini de kendim yaparım. Üstüne de dekupesini işte editlemesini de ben yaparım deyip e, tonla para verdiğim canım kameram. Fakat Bunlarda şatıl mevzusu var biliyorsunuz. Yani video çektiğiniz zaman bilhassa ya da çok fotoğraf çektiğiniz zaman e, bunların şatılının bir ömrü var ve bitiyor, geberiyor. Ben hep o korkuyla bunu 3 yıldır yayıncılık yapıyorum. 2 sene, 3 yıl, 2,5 sene kadar falan hiç e, opsiyon olarak düşünmedim. Nasıl olsa dedim bu bozuluyor yani yazık günah. Sonra anladım ki hatta şöyle izah edeyim. DSLR kullanmak isteyenler olur. şatılı olmasına rağmen toza bak üstündeki. Bakın burada görünen görüntüyü bilgisayara aktardığı için Shuttle'ını etkilemiyormuş. Bunu da So Precious bizim yayıncı arkadaştan öğrendim zamanında. Yayıncı arkadaş ne ya küfür gibi oldu. Yayıncı arkadaş var bir tane de o söyledi ismi lazım değil. O anlattı 2,5 yıldır o da kullanıyormuş. Bana mısın demiyormuş zaten sonra araştırdım harbiden öyle bir şey yokmuş. Sadece bunun pil muhabbetini engelleyebilmek için dummy batarya dediğimiz bir zımbırtı var onu da gittim Nikon'un orjinal ürününü aldım zaten sürekli elektriğe bağlı yani içinde pil takıl değil bunun doğrudan yapay pil, prize takılı bu şekilde kullanıyorum bunun görüntüsünü de iki türlü bilgisayara aktarabiliyorsun ben bunun için HD60 Capture Card kullanıyorum hatta şurada görürsünüz 3 tane Capture Card'ım var Elgato'nun 4K'sı var HD 60 var. Bir de ee, neydi lan o? Aa unuttum adını. Her neyse işte Black'li falan bir şeydi galiba. E, onunla aktarabiliyorsunuz ya da gene Elgato'nun bende şöyle bir cam linki var. Direkt basit USB. Arkasına HDMI kabloyu takıyorsun. Makineye bağladın mı görüntüyü veriyor. Ama ben direkt Capture karttan veriyorum. Daha rahat oluyor. Üstünde yıllardır kullandığım yadigar Logitech kameram. Bu bağlı ama kullanmıyorum. Hani böyle bazı elişim elişim bir şeyler yapıyorum yayında. Öyle durumlarda açmak için tutuyorum onu orada. Işığı tanıttık. Kamerayı tanıttık. Kameranın altında standart. Hepsi buradan aldığım bir tripod duruyor. Ee, gelelim monitörlere. Şimdi şurayı bitirdim. Aynen. 3 tane monitörüm var dedim. Anlattım niye 3 tane kullandığımı. Bu hatta aynısının dördüncüsünü alıp yayın bilgisayarına da onu bağlayıp böyle bayağı uçak paneli yapacaktım da. Dedim şımarıklık yani gerek yok işte bundan bakıyorsun. Burada iki tane aslında ikisi aynı model bir tanesi farklı model. Bu 2K, bu MPG27CQ 2K bir monitör. Bunu ana monitörüm olarak kullanmıyorum. Çünkü 2K kullandığınız zaman bazen capture karttan falan sıkıntı yaşanıyor. O yüzden birlikleri buraya koydum. Bunun da modeli MAG271CR diye bir model Emes ayın. Üçü de işimi görüyor. Memnunum. Hatta bayağı oldu yani 2 senedir bir buçuk senedir mi? 2 senedir mi ne kullanıyorum. İçerideki mesela monitörlerim BenQ'nun monitörleri. Onları da sonra gösteririm. 3 monitörde anlattım modellerini yani ilgilenmek isteyenler 27 inç bunlar 144 hertz falan filan işte internetten bakarsınız Şimdi oturduğum zaman görüntüm bu 3. monitöre bakıyorum 1. monitöre bakıyorum hatta bu 2K çözünürlükte olduğu için daha minimal daha küçük gözüküyor ya her şey Burada daha çok şey kullanıyorum Hemen burada karşınıza bir tane stream deck çıkıyor Yani Bayılıyorum buna. Bu öyle bir cihaz ki hem yayıncılık anlamında çok kolaylaştırıyor. Yayıncı olmasanız bile açıkçası bir hayli fonksiyonu var. Şimdi anlat anlat bitmez ama hani şu gördüğünüz şeyleri en azından size anlatayım. Hani bazen yayınlarda böyle ezel müziği veriyorum. Yok diye koyuyorum bilmem ne bırakın gelsin. Arkadan vurunca önden sallanır falan, bilmem ne gibi şeyleri görselleriyle ekledim buraya. Bunlar sesler. Basınca işte o sesi veriyor size yayına veya oyuna. Buradakiler ses değiştirmeler işte ne bileyim ee, burada ghost var mesela ghost'a tıkladığınız zaman böyle ghost sesi çıkartıyor yok işte tavşan diye isim geldi sincap sesi çıkartıyor gibi gibi efektler var bu standartta olduğu için burada işte osuruk sesleri orada <laughs> kullandığım mikrofon kapat yok sansür at cart yap cırt yap işte burada da mesela bir tuş burada sınırsız sayıda ekrana bağlayabiliyorsunuz olayı Burada benim RP'de işte GTA oynadığımız zamanlar hızlı şekilde animasyon kullanabilmek adına attığım kısa yollar bunlar. Böyle bir cihaz. Bu Stream Deck Elgato'nun X-Large modeli. Burada mesela küçüğü var. Bu küçüğü de bana çok önceden gelen Stream Deck'lerden alta arızalı hatta böyle gelmişti ama geri yollamamıştım. Bu da yayın bilgisayarına bağlı. Buradan işte sahne değişikliği, abone moda al, sub moda al falan. Zaten <laughs> bak bir sub mod var, bir sub mod off var. Bir iki tane sahne değişikliği, kayıt al, bir de şey mikro, ses, eh, kamerayı kapat aç bu kadar. Başka bir şey kullanmıyorum bunda. E, basit Logitech'in e, hoparlörü var bir tane harici. Bunu da Voice Meter'dan işte şöyle sadece tek tıkla hoparlörü aktif et, deaktif et şeklinde çalıştırıyorum. Sonra gelelim en sevdiğim parçaya. Şunu bir yayında sinirip ısırmıştım. Bu mikrofonun pop filtri biraz kopuk. Ama bu gıcır gıcır. Bak bu da iyice ötmeye başladı ha. Ama iş görüyor işte. Bunların bu arada piyasada standların iki türlüsü var. Bu standın tipine bakıp da hemen almayın. Bunun bir 60'lığı bir yüzlüğü var. Bu yüzlüğü mesela. 60'lığı toteli 60. Yani 60 santim uzunluğunda. Bunda şey yazar. Full açıldığında 100 santim olanlardan yazar genelde. Ona dikkat edin. Burada ee, Rode e, Podcaster'ım var. Bu mikrofon bir aile güzel işimi görüyor. E, e tabi bunu almışken de bir tane mikser alayım dedim. İnce ayar yaparım diye. Bu da Behringer diye mi okunuyor bilmiyorum ama. Q802 USB modeli olması lazım. <laughs> Sanki hiç yandan bakmıyorum. Dur bakayım harbi doğru mu okudum. Evet Q802 USB. Burada küçük tatlış bir mikser var. iki kanallı. Buradan bir takım ayarlarımı yapıyorum. Ama kedi bunları sürekli bozuyor ne yazık ki. Ama e, tertemiz ses alıyor. İşte dip sesi kesiyor bilmem ne, bütün ayarlarını buradan yapıyorum. İncik boncuk tek tek anlatmayacağım. E, Mikserle mikrofon ortak çalışıyor. Bu da USB'den bilgisayara gidiyor zaten. E, bilgisayara giden USB de Voice Mode'a bağlı benim. Yani ana mikrofon e, aygıtım Voice Mode. Ama o buna bağlı. İşte o yüzden de buradaki özellikleri kullanabiliyorum. Voice Meter'la da hepsini yaymış durumdayım. Sonra klavye ve mouse geliyor. Şimdi burada aslında zorlandığım bir durum var. Ben çok uzun süredir MSI klavyeleri kullanıyordum. Hani şunlar e, anlatacağım içeride de var zaten. Bunu 80 modeli, işte 70 modeli falan. Bu Corsair'ın klavyesiyle mouse'larını diyeyim. Yaklaşık olarak 2 aydır falan kullanıyorum. Bu Corsair'ın K70 RGB modeli. Mekanik klavye. Gayet tatlış, kullanışlı. Ama ben alışamadım çünkü MSI klavyesinde Türkçe harfler yoktu. Bakın burada da yok zaten. Hiçbirinde Türkçe harf yok. Aslında parmak vuruş anlamında bir şey değişmiyor ama... ...işte yani bakmayarak yazdığımız için söylüyorum ama yine de bir fark etti. Ee, bilhassa böyle yumuşak yerlerde, çeylerde, noktalarda, öğlerde falan böyle patates oluyorum. Hatta geçen gün yayında işte bu hızlı klavye kullanımı, hızlı Cümleleri yazma muhabbetinde bayağı Türkçe harflerde patır patır patladım. Ama alışacağım herhalde 3 ay sonra, 2 ay sonra. Bir de ben yıllarca hani Profesyonel Warband oynadığım zaman da bir yandan laptop da kullandığım için üniversitede. E, Laptopa geçtiğim zaman inanılmaz hızlı ve güzel, rahat yazabiliyorum. Ama bu klavyelerde biraz patlamışım. E, dediğim gibi modeli bu. Oldukça güzel bir klavye. İki defa üzerine kola döktüm. Bana mısın demedi. Hatta bayağı döktüm yani böyle diye akıyordu bu yanlarından. Bozulmadı. Sağlam. Şimdi iki tane mouse kullanıyorum. Niye iki tane mouse? İlk başta bu modele başladım. <laughs> Sonra triyakilik büyüdü buna geçtim. Ben e, eski kafa gamerlardan olduğum için wireless herhangi bir ürünü kullanmaya hep karşıydım. Karşıyımdır daha doğrusu. Ama tabii teknoloji ilerliyor. Bana mısın demiyor. Ulan dedim tamam hadi wireless kullanayım. Çünkü şu kablonun sürekli bir yere takılması. Bunu böyle işte hatta Cantu'nun videosunda da bantlıyorlar ya buraya. Ben de bantlıyordum önceden. Ama bir şekilde engel oluyor sana. E, wireless modeli bunun e, şey. Bunu biliyordum lan. Ha Dark Core. Dark Core RGB bu. E, oldukça güzel. Yani sıfır MS mi diyeyim artık nasıl anlatayım size terimini bilmiyorum ama. Hiçbir gecikme, hiçbir ağırlık yok. Çok güzel bir şekilde kullanıyorum. Tek dezavantajı benim için... Ee, bir anda şarjı bitiyor. Onun bildirimleri, notifikasyonları vardır yüksek ihtimal ama sadece altta görebiliyorum. Şarjı bittiği zaman aşağıda benimkini kablosu tık takıyorsunuz. Normal mouse olarak kullanmaya devam ediyorsunuz. Bir şey değişmiyor ama ben ne olur ne olmaz bunu sökmedim. Ee, bu da duruyor. Burada koyuyorum bunu mis gibi. Bir şey olduğu zaman bunu sağa atıp bunu alıyorum devam ediyorum. O da Night Sword RGB mouse diye geçiyor. İkisi de güzel mouse'lar. Ondan sonra mousepad'lerim genelde benim hep değişir. Sürekli alıyorum çünkü abire bir şey döküyorum ne bileyim kedi çıkıyor bir şey oluyor çok sildiğiniz zaman ıslak bezle veya ıslak mendille aşınmaya başlıyor gıcık ediyor beni ama genelde standart kullandığım ölçü bu ee, gayet kullanışlı oluyor büyük mauslar Mousepad'ler. bu ne diyecek olursanız bunu yeni aldım bunu babamlara da almıştık dedem aldım bunu ya hediye aldım götüreceğim bugün yarın ee, dedemin abisi Emin amca Netflix ...çok izliyor... E ...şimdi babaannem hani rahmetli oldu... ...biraz dedemin canı sıkılır diye... ...gittim bundan aldım... E, ...televizyonda artık izleyecek bir şey bulamıyor... ...çatır çatır Netflix izlesin diye... ...ona bir profil de oluşturdum Lütfi diye... ...oradan izler diye onu aldım... ...onun haricinde ne var kardeşim... ...dur lan bir nefes alayım... ...patır püt pütür anlatıyorum ya... ...monitörleri anlattık... ...kamerayı anlattık... ...ondan sonra ışıklarımızı anlattık... ...ha gelelim kulaklığımıza bu da çok soruluyor... Şöyle alayım bunu. Şarjda şu an. Bu uzun süredir e, kullanmaktan keyif aldığım hatta yani birinci tercihimdir diyebileceğim bir kulaklık. Sadece bir hata yaptım. Bu gene masadayken buna bir güzel su döktüm. Su hatta ben yokken kedi dökmüş. E, buradaki süngerleri emmiş, emmiş. Sonra o kurudu kendiliğinden ama şu süngerler biraz öldü içinde. Bazen kulağımı acıtabiliyor ama bunun sorumluluğu tamamen bana ait. Çok şık gündelik hayatta da kullanabileceğiniz bir kulaklık bu. Ee, şarjı uzun süre gidiyor. Ve de çok gariptir ki mikrofonu gerçekten çok güzel. Yani mikrofonu ben böyle takıyorum. Hatta bunun arkasında bir tuş var şurada bak tık tık. Mute unmute tuşları. Bununla böyle kulağıma basıyorum hop mutfağa gidiyorum hop tuvalete gidiyorum. Ben yine Discord'la konuşmaya devam ediyorum gibi bir durum var. Şarjı da bir aile gidiyor 7 saat 8 saat şimdi tam saymadım ama hani araştırırsanız e, söyler. Çok memnunum yalan değil. E, fiyat performans ürünü diyorum ama fiyatlar duyunca işte atıyorum 1700 liraysa millet diyor ki hemen iyi ki de fiyat performans ürünü ben 100 lira kulaklık Ya kardeşim bu fiyata göre o verdiği özellikler çok iyi. Şimdi mesela gömmek için söylemiyorum ama burada Steel Series'in şeyi var prosu var. Ah bunu hatırlarsınız benim yayınlarımdan. Bu da çok güzel bir kulaklık. Yalan değil ve bunun en büyük avantajı da e, iki tane pilinin olması. Keşke diğerinde de olsa ki bence yaparlar. Burada bakın böyle mermi gibi takıyorsun şeye. Bak pili böyle bir şey. Takıyorsun. Sana pil bitmeye yakın kulağına zaten sesi veriyor. Hop tık tık değiştiriyorsun buradaki kapağını açıp. Böyle akıyor gidiyor ama kullanmıyorum. Biri misafir falan geldiği zaman, yanımda biri oturması gerektiği zaman veriyorum. O takıyor, kullanıyor. Steel o. Bunun modeli de Virtuoso RGB diye geçiyor. Bakarsınız fiyatlarına. Zaten bu çok daha pahalı bir ürün diğeri. O yüzden bunu almanızı direkt tercih ediyorum. Öneriyorum daha doğrusu. Gelelim kasaya. Şimdi burada dev gibi bir kasa var. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bir kupa koyacağım şimdi. Ah. Kasanın boyutu zaten kendini belli ediyor. Bu MSI'ın kasası. Sekira 500X diye bir model dev gibi. Yani bana ilk geldiği zaman dumur olmuştum. Buna lan demiştim. Her tarafı RGB'li, RGB'li böyle fanlar kocaman. E, dezavantajları var ama avantajları çok fazla. Bir kere direkt yığmışlar ya. Dökme demir gibi anasını satayım. 20 kilo kasa zaten. Bak buradan böyle tuşla istediğin ışığa geçebiliyorsun. Bu kasa üstündeki ledleri doğrudan kontrol ediyor. Dur lan bir güzel bir renge geçeyim. Aa pembe kalsın. Burada ne var? Yani çok girmeyeceğim bunu ama Şöyle kabaca i9 9900K işlemcim var. MSI e, 2080 Ti'im var. Bunu zaten biliyorsunuz. ilk çıktığı zamandan beri kullanıyorum. İşte e, NZXT'nin sıvı soğutması var. E, 32 GB Corsair RAM var. İşte MSI anakartım, manakartım derken ama böyle en sevdiğim özelliklerinden biri de e, Seagate'in bana yollamış olduğu 16 TB'lık e, hard disk. O beni böyle çok niyese mutlu ediyor. İçinde galiba gene Seagate'in 2 TB'lık M2 diski var SSD'si. Bir de birlik M2 var. Onda da Windows kurulu. Böyle yani full artı full bir bilgisayar. Ama artık yoruldu. Yani kasanın bir de fan dağılımı doğru değil pek gibi hissediyorum. Onu bir ara sökeceğim bakacağım. Ee, hatta Twitter'dan şey yazdım. Benim bilgisayarları şimdi söküp yapacağım dedim. Bu videodan sonra yapacağım onu yüksek ihtimal. Bir de şurada küçük bir fan arızam var o dönmüyor. O kasa geldiğinden beri şanssızlığım. Taktığın an anakarta yanıyor. E, kablosunu söküp başka bir kablo taktın falan bana mısın demedi. E, bu da böyle güzel bir kasa. Full cam burası bak. Böyle açıyorsun. Alev gibi içerisi. Dezavantaj dediğim de şu bu arada. Arka tarafındaki kapağın kablo e, saklama derinliği biraz dar benim gözümde. Ya da ben iyi toplayamadığım için bunları ben topladım çünkü. E, doğru lan ben topladım. Bir an acaba birinin hakkını mı yiyorum ama... Komple ben topladım o anakart arızası zaman hatırlarsınız. Biraz böyle darlıyor arkayı cam bazen kapanmıyor. Geçen gün hatta bir sürü e, görsel şölen yapan özel kablolar vardı onları söktüm. Daha aşağı arkada kablo sayısı azalsın diye. Bu da benim oyun PC'yim. Ee, yani daha üstüne bir kasa yok şu an bildiğim kadarıyla. Ee, belki işlemcide bir takım değişiklikler yapılabilirdi ama i9 9900 kda kağıda işimi görüyor. Fakat Inventus'un yaptığı yeni bilgisayarda daha farklı bir işlemci var, daha baba bir şey var. Bir de onun RAM'i 64 GB'a çıktı. Bu render, render işlerinde daha rahat edeyim diye. Oyun bilgisayarım mevzusu bu. Ha bak mesela bunu şimdi bağlayacağım. Burada deli dehşet Elgato'nun yeni çıkardığı şey var. 4K 60S Plus var. Bu arkadaşlar Harici yani dışarıdan bağlanabilen capture kart. Ama bir diğer özelliği de üzerine işte herhangi bir hard disk takıp e, mikro hard disklerden SD kartlardan takıp çatır çatır kayıt alabiliyorsunuz tek tuşla. Oldukça başarılı güzel bir ürün. Daha deneme fırsatım olmadı. Kutusunu yırttım. Hatta dur lan göstereyim. Bak bak cihaza bak. Bebek gibi. İki tane işte ama in out power'lar var. SD kart girişi önde. İşte record'a bastım mı kayıt ediyor falan. Çok da güzel yeni seri yeni çıktı zaten. Sağolsun olsun Eligato hemen paket yaptı yolladı. Deli mutlu oldum. Şunu şuraya içine tekrar koyayım da. Hmm. Evet. Gelelim yayın bilgisayarında kullandığım zımbırtılara. Burada e, emektarlarım duruyor. MSI'ın e, GK70 klavyesi var. Bunda numpad falan yok. Daha küçük olduğu için yayın bilgisayarında kullanıyorum. Bu da çekilişlerde verdiğim e, 11'di galiba. GLAÇ 11 miydi? Evet. GLAÇ GM11 model. Düz mouse. Keyifli, tatlı. Çatır çatır işimi görüyor. Ve burada da işte Samsung'un bir tane yani donuz yatak odamda kullandığım Akıllı TV var. Bu artık monitör oldu garibim. Burada takılıyor. Ama şey yani çok kullanmadığım için gözüm de yorulmuyor yani. Sadece yayın için bağladım. Gelelim kasasına. Şimdi kasada burada gene detay çok vermeyeceğim ama 2060 RTX var içinde. Grafik kartı kullanmıyorum yayın bilgisayarında zaten doğrudan. Ee, ne derler? İşlemciden veriyorum. Gene i9-9900K var içinde. E, MSI Edge işte anakartım var. Bunda 16 GB RAM var. Gerek de yok zaten daha fazlaya. Ama bunda can alıcı nokta. Işte sıvı soğutması, curtu dışında. Ee, bir eksiği var. Normal SSD'yi kullanıyorum Windows'ta Onu bir M.2'ye çevirmem lazım. Bir de 3 tane capture kartım var. Ee, 4K Elgatom söz konusu orada. Şu yani. Burada kutusu duruyordu zaten şey için. 4K 60 Pro var. Onunla <laughs> oyun bilgisayarından görüntü alıyorum. HD 60 e, olandan direkt DSLR kameradan görüntü alıyorum. Üstteki de PlayStation'a bağlı. O da hani yayındayken tek tıkla PlayStation'a geçebileyim, görüntüyü aktarabileyim diye var. Üç tane capture kart kullanmak zorunda kalıyorum. Aslında zorunda değilim ama söktak yapmamak için orayı da böyle hazır elimde parça varken döşedim. Burada bir sürü harici artistim var içinde porno... <laughs> Şaka yaptım. Bunlar hep benim montajlarım, yayın tekrarlarım vesaire olduğu zaman kullanıyorum. Bak şunun tatlılığına bak ya. Seagate'in SSD eksternalı bu. Allah 500 GB SSD. Bunu çekilişlerde verdim, dağıttım ama hala yollamadım ha. Niye yollamadım? Çünkü korona vardı, yollamadım. Aslında yollayabilirim, kargolar çalışıyor. Evet, işte böyle. Dur bakayım, unuttuğum bir şey var mı? elgatolar ee, Elgato'ların sponsorlukla ilgili bir şey var mıydı? Yok zaten her şey kullandığım parçalar. Hani öyle ekstradan size bak bunu firma yolladı da tanıtayım diye bir şey göstermiyorum. Kulaklığımı anlattım. Bu arada bu kulaklığın mikrofonu o kadar güzel ki... E, ...ciddi anlamda wireless kulaklık olup da bu kadar tatlış bir ses veren mikrofon ilk defa duyuyorum. İstediğiniz zaman da çıkartabiliyorsunuz. Yayın bilgisayarı ve oyun bilgisayarım böyle arkadaşlar. E, yani daha anlatılacak bir şey yok. İncik Boncu'ya girmemi isterseniz başka seriler çekerim. Yani işte atıyorum OBS kullanımı. Ya çok şey geliyor bana ya. İnternette tonla var yani. Ben anlatsam ne olur... Anlatmasam ne olur diye düşünmüyor değilim açıkçası. O yüzden böyle zorlamada video çekmek istemiyorum ama elime kamera alıp video çekmeyi özlemişim. Biraz tecrübesizim ama unutmuşum ya. Onun dışında anlatmam gereken bir şey yok. vallahi çatır çatır hepsini anlattım. Ee, en son Elgato işte çok büyük bir paket yolladı. Bu ışıklar mışıklar, klavyeler, mouse'lar işte şu ee, 4K 60'lar yok 4K 60 S Plus'lar falan derken onları hepsini kurdum. Çok da işime yaradı sağ olsunlar. Hatta evi de gezdireyim. Evet arkadaşlar ev bloğuma hoş geldiniz. Burada bir adet kedimiz var. Sürekli farklı yerlerde uyumayı seven. Ne ne? Ne? Çok da kibar ha. Çok da kibar bir kedi bu. Çok güzel. Çok güzel. Aa ulan burayı unuttum. Ha bak bu mesela Inventus'un yayın bilgisayarı için bana verdiği kasa. Gördün mü böyle çok şahşalı değil ama yine içinde ışık, ışık var. Bu tamamen optimize bir bilgisayar. İşlenmiş Ryzen bilmem ne cartçurt. Ee, tam bir yayın bilgisayarı hakikaten. Mesela gördüğünüz gibi sıvı soğutma yok. Orada ee, bambaşka bir soğutucu var. Modelini bilmiyorum valla inanın. Hatta böyle ünlü bir marka. komuç Kokomokomu komu, komu, ne artık unuttum. Bakarım ona. Ee, burada BenQ'nun iki tane monitörü var. Yeni geldi. Bunlar yeni seri zaten. İkisi de 4K olması gerekiyor. Ya da 2K mıydı? model Modelini birazdan şu, yani şu konuşmanın esnasını eklerim ben. Burada GK80 MSI klavyem var. Burada gene Glash 11 var. Bu ta benim eskiden kalma, yıllar önceden kalma bir mousepad'im. Ee, burada mikrofon olarak küçük bir mikser. Mikser değil lan bu. USB ses kartı. Ondan sonra gene standımız. Bir başka mikrofonumuz daha. Burada yani resmen yayın yapabilirsiniz oturup. Varsa arkadaşlarımdan yayın yapması gerekenler gelebilirler. Kamerası da var. Her şeyi var. Mikrofonu da iyi. İsterseniz isterseniz PC bile yaparız. Hatta dur lan. Bak. Orada bir kasa var. Gördün mü? Bak. Burada bir kasa var. Her yerde bilgisayarım var. İşim bu. Hayvan gibi bilgisayar biriktiriyorum. Yarın, yakında internet kafa açacağım. Ee, burada başka anlatmam gereken bir şey yok işte. Bu inventüsün yeni kasası. Daha yeni bağladım. Şimdi OBS mobias yüklüyorum. Bunları da ayrı bir tanıtırım, gösteririm size bir ara. Gerçekten adamlar monitörü güzel yapıyor. Yani o kaliteyi anlıyorsunuz. Bunun tek bir dezavantajı var. Monitör kusursuz beğeniyorum. İkisini de çok seviyorum. Aynı model zaten. Ama şu bizim içeridekiler gibi yukarı aşağı inmeli, öne arkaya kaydırmalı değil. E, o biraz canımı sıktı. Mesela öyle olsaydı benim boyum biraz uzun ya. Oturduğum zaman Neyse. Oturduğum zaman benim bu monitörü biraz daha yukarı almam gerekiyordu. Alamadım ama çözümü var. Duvara monte yaparsın. İstediğin gibi standla oynatırsın. Ama uğraşmadım. Bir de duvar deldel del artık ciğerim soldu. Baksana her şeyde duvar delik ya. Projeksiyon orada bilmem ne orada. Bu bilgisayarda bu. Yani burada ben normalde ETS, MTS oynayıp direksiyon kitini buraya bağlayıp yayın yapacağım. Ee, hala da yapacağım inşallah. Kuçu kutu moru Non, non ya, şu duruya bak, şu, şu güzelliğe bak, şu patilerin beyazlığına bak ya. Şunlara bak ya. Siyah pati. <laughs> ne lan atar mı yapıyorsun? Aa, bırak bırak. Şş. Evet arkadaşlar. Burada işte printer'ım mirinter'ım. Böyle bir ortam. Bir ara evin son güncel halini çekeceğim size. Ev bloğun son durumu diye. Çünkü bayağı bir şey değişti. Geçen gün eski vlog'u izledim. Ulan ev bayağı boşmuş yani. Ha bu arada onu da söyleyeyim. Yakında taşınacağım. Ee, öyle bir planım var. Şu korona morona bitsin de ondan sonra şöyle güzel bir ortam yapmak istiyorum. Yine do it yourself her şey kendim. Masasını, mobilyasını, bahçesini artık ne artıları varsa oturup birlikte döşeriz yaparız. Yani inanın daha lüks bir yaşantıya koştuğumdan değil gerçekten hep hayalim de öyle bahçeyle falan uğraşmak. Öyle bir yer bakınıyorum belki İstanbul dışına bile kaçabilirim bunu zaten Instagram'dan duyurmuştum. Son olarak da e, Instagram'ım kapalı açtırmaya çalışıyorum. Twitter'dan genelde yayın duyurularını yapacağım. Takip edin atarım aşağı aşağı bir yer. ya da işte Tuğkan Gültaş yazın çıkıyor zaten. O kadar. Canolar, ekipmanlarımın tanıtımı bitti. Böyle işte bu kadar. Unuttuğum bir şey varsa sorun altında cevaplarım. Yani şöyle bir bakıyorum tekrar. Ha burada VR miyar bilmem nelerim var onları çekmedim. Ha bu arada elimde iki tane VR var. Bir de şşş e, hatta bak. Uf, çok ulan video çekmeyi unutmuşum. Kafamda normalde ben plan yaparım yapamıyorum. <laughs> çok başarılı aslında. Bakın burada Pro var. Bunu bağladım ama oynamadım. Direksiyonu yaptım, stand aldım size ETS, MTS yayınları yapacağım diye ya da işte Forza Morza yapamadım. Görüşürüz. Çok iş var çok. Durum bu arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizi. Ee, videoyu beğenmeyi ve like atmayı, altına 4 tane arkadaşınızı koyup 8 tane akrabanıza yollayıp güzel yorumlar yapmayı bot gibi konuşmayı um Hadi görüşürüz.